Bu düzen böyle gitmez. Sloganıyla 1 Mayıs'ı kutlamayı amaçlıyoruz. Bugünkü ekonomik koşullar içinde zenginlerin daha çok zengin olduğu, yoksulların daha çok yoksullaştırdığı, zamların halkın belini büktüğünü, hayat pahalılığının öne çıktığı, işçilerin daha çok ezildiğini, hak ettiği emeği almadıklarını düşünerek böyle 1 Mayıs kutlamayı amaçlıyoruz. Ülke olarak her alanda krizler yaşıyoruz. Çok derin krizler yaşadığımız bir dönem içerisinde geçiyoruz ve bu da ciddi anlamda emekçilerin sırtına yüklenmiş bir krizdir. Yani bu krizden istifade eden kesimler de var. Neticede eleştirdiğimiz bir konudur. Bunların başında da işte hükümete yakın kişilerin, bilinen tanınan kişiler üzerinden yürütülen ihalelerden tespit ediyoruz. Bu krizler en son işte bizler zaten alan olarak, iş alanımız olarak, iş kolu olarak bütün sektörlere öncülük eden bir sektördük. Bir şekilde temaslarımız ayakta tutuyordu sektörleri ama son süreçte biz de sektörel anlamda çok ciddi krizler yaşadık. Hatta çöküyor şu an. Ciddi anlamda mağduriyetler var, ciddi anlamda iş kayıpları var. Bununla beraber ekonomik krizler var. Hatta ekonomik krizlerden işlerini fesheden çalışanlarımız var, emekçilerimiz var. Bundan dolayı daralmaya giden işverenler var. Bu daralmayla bir sürü insanı istemeyerek de olsa işsiz bıraktılar, mağdur ettiler. Bu da kentin tamamına yansıyor tabii ki. Bizim mesela bir çalışanımız tek başına kendisine değil, ailesine de bakıyordu. Bu şekilde aile bireyleri de onunla beraber en azından toplumun içerisinde bu süreçte idareci olarak durabiliyordu ama gelen aşamada maalesef artık bu mümkün görünmüyor yani. 1 Mayıs bizim için önemli, özellikle bu sene için. Bildiğiniz üzere pandemi sürecinde ne yazık ki toplumun geniş bir kesimi var olan durumları çok daha kötüye gitti. Ekonomik anlamda, ciddi anlamda toplumun geniş bir kesimi şu an mağdur durumda. Özellikle hali hazırda toplumun geniş bir kesimi gündelik yaşamını sürdüremeyecek düzeyde etkilenmiş bulunuyor. Ülkemizde özellikle var olan yoksulluğun, fakirliğin giderek arttığı bir dönemde alanlarda taleplerimizi dile getirmek istiyoruz. Bilindiği üzere yıllardır bu ülkede hamaset ve husumet üzerinden bir siyaset güdülüyor. Toplumsal ayrımcılık ve ırkçı söylemler nefret ve şiddetin yaygınlaştırmasına her zaman başvurulan bir araç olmuştur bu ülkede. Ama denilebilir ki hiçbir dönemde bu dönem kadar ivme kazanmamıştır. Ötekileştirme ve ayrıştırma sorunu dediğim gibi her zamankinden daha bir şekilde öne çıkmıştır. Yıllardır yalan yanlış bilgilerle sürekli bölünmekten korkan bir devlet mantığıyla Cumhuriyet'ten bu yana birileri bu ülkeyi bölüp parçalamak istiyor algısı oluşturuldu. Türk halkının bilinçaltına bu korku zerk edildi. Böylelikle birileri kendisini bu ülkede bu ülkenin tek sahibi görüp diğerlerini ötekileştirip düşman belledi. Kirlenmenin ve insani tükenişin her yanımızı çepeçevre kuşattığı bu ortamda nitelikli ve insanca kalabilmenin asıl yolu insanca bir duruş göstermek, olup bitenleri aklın süzgecinden geçirmek ve mücadele etmek için direnişe devam etmek gerekiyor. Var olan yoksulluk sadece halkın geniş bir kesimini etkilerken küçük bir kesimi bu yoksulluktan hiçbir şekilde etkilenmediği gibi tam aksine sermayelerine daha da çok sermaye katmaktadırlar. Özellikle bu var olan işsizlik, açlık sorunu, halkın alım gücünün giderek düşmüş olması, buna benzer birçok sorunun bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bunun için de ülkemizde ne yazık ki etkileyici bir politik çalışma yok. Herhangi bir buna yönelik atılan adımlar yok. Dolayısıyla mevcut tablo bu şekilde devam ettiği sürece yoksulluğun giderek katmerleneceği düşüncesindeyiz. İnsanlar artık evini geçindiremiyor. İşsizlik, özellikle genç kesimin şu an maruz kaldığı bir işsizlik var. Yine işsizlikten dolayı yaşamını yitiren,
yaşamına son veren insanlar var. Yakın zamanda bir atanamayan bir öğretmen Van'da yaşamına son verdi. Buna benzer birçok örnek verebiliriz. Bu açıdan özellikle bizim beklentimiz bu sene yoğun katılımla bir programın gerçekleşmesi. Bu anlamda da halkımızdan, kurumlardan özellikle katılım yönünde destek bekliyoruz. Kayyumların işçileri maraba gibi kullandıklarını, haklarını gasp ettiklerini, işçilerin sesini çıkaramadıkları bir süreci yaşıyoruz. Bizim öne çıkacak sloganlarımızdan biri budur. Daha doğrusu emekçinin, işçinin, çalışanın, hatta şiddet gören kadınların dahi sloganlarımızın içindedir. Amacımız budur. 1 Mayıs'ı tüm halkımızla beraber bu yolda kutlamaya çağrı yapıyoruz. Sektör olarak geniş bir sektöre hitap ediyoruz. Öteki alanlarda, hizmet alanında, eğitim alanında da oralarda kriz yaşanınca bizim sektöre kaymalar oldu. Hatta bundan dolayı iş kazaları da yaşandı. Trajik sonuçlara da tanık olduk. Şey yapmaya çalıştık, yani bizler bu alanda en azından geçimini bu şekilde sağlamaya, çalışanlara da imkan vermeye çalıştık. Fakat uzmanlığı olmayan kişilerin ne tür sonuçlara sebep olduğunu da gördük, tanık olduk. İşte bunlara da gerek kalmayacak, bunları da aşacak. Bütün emekçilerin, bütün çalışanların, bu anlamda kendisine bu kimliği yükleyen, bu kimliği benimseyen her kesimin böylesi bir günde bir araya gelmesi çok önemlidir, çok değerlidir. Çünkü taleplerimizi en güçlü şekilde dile getirdiğimiz bir gündür. Bu taleplerin örgütlü olması daha keza muhataplarımız için de çok ağır bir karşılığı var. Bundan dolayı ben de başta kendi bileşenlerimizi, T-Mobile ailesini, devamında da bütün emekçi grupları 1 Mayıs'ta alanlarda omuz omuza beraber görmek isterim. 1 Mayıs'ta toplumun muhalif tüm kesimlerini, ezilenleri, dışlananları, ötekileştirenleri 1 Mayıs'ta Musa Antel Parkı'nda beraber coşkulu bir şekilde 1 Mayıs'ı işçi, emekçi bayramını kutlamak için çağrıda bulunuyoruz. Tüm halkımızla beraber coşkulu bir şekilde bu bayramımızı kutlayacağımıza inancım tamdır.